Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizler için seçtiğim bir kare sorunun çözümünü yapalım. ABCD karesinde DB köşegeni D noktası etrafında DC, CE toplamı karenin köşegen uzunluğuna eşit olana kadar ok yönünde alfa açısı kadar döndürülüyor. Bize burayı CD ile EC'nin bir köşegenin uzunluğuna eşit olana kadar döndürüldüğünü söylüyor. Ve alfa açısı nedir demiş. Şimdi kare dediği için hemen aklımıza belki ilk olarak 45-45 yazmak gelmiştir arkadaşlar. Burada şuna dikkat edelim. Alfa açısını sorduğu için kenarlarına K'lı ifade ya da A'lı bir ifade vermek yerine direkt sayı verebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin karenin bir kenarına biz 1 dersek 1-1 olacağından köşegeni kök 2 olacaktır. Ve CD ile EC'nin toplamı kök 2'yi verecek. Dolayısıyla buraya kök 2 eksi 1 diyeceğiz toplamı kök 2 olması için. Ve bunun tamamının da 1 olduğunu biliyoruz. BE'ye ne kalacak? 1 eksi kök 2 eksi 1'den 2 eksi kök 2 gelecek arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarınız görmüş olabilir. Bakın kök 2'nin 2 eksi kök 2'ye oranı 1'in kök 2 eksi 1'e oranına eşittir. Nereden anladık? Hemen yazalım. Kök 2 bölü, şurayı da kök 2 parantezine alırsak kök 2 eksi 1 olacak eşittir. Burada ise oranladığımda 1 bölü kök 2 eksi 1. Bunu oranladığımızda, burayı da buraya oranladığımız eğer eşit oluyorsa bu bir açıortay özelliğini gerektirir arkadaşlar. Yani bize açıortay olduğunu söylemekte. Biz köşegeninin buranın 45 derece olduğunu biliyoruz. 45 dediğimizde burada 22,5 cevabını buluruz arkadaşlar. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde C köşesinin ordinatı 3 olan ve bir kenar x eksenin üzerinde bulunan ABCD dikdörtgenin orijin etrafında 60 derece döndürüldüğünde A üssü, B üssü, C, D üssü dikdörtgeni oluşuyor. D üssü noktası y eksen üzerinde olduğuna göre D üssü noktasının ordinatı nedir demiş. Şimdi biz D'yi düşünelim arkadaşlar ve buradan şunu çizelim. Evet, bu şekilde çizelim. Burada orijin etrafında 60 derece döndürüldüğünü söylüyor ve D üssü noktası y ekseninin üzerindeymiş. O zaman biz bunu şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Şöyle yaklaşık olarak şuraya geldiğini düşünelim. D üstü ve buradaki OD uzunluğu buraya eşit olacak arkadaşlar. Ve dikdörtgenin geri kalanını tamamlamak istediğimizde ifade buna dönüşecek. O zaman buraya A üstü, buraya B üstü, şuraya da C üstü diyeceğiz. Arkadaşlar kaç derece döndürüldü? 60 derece. Buraya ne kalacak? Dikdörtgen olduğu için diktir. Burası da 30 derecedir. Ordinatı 3'tü. Dolayısıyla dikdörtgenin eni 3. Buraya 3 diyeceğiz. 30'un karşısı 3 ise hipotenüsü 2 katı olmalı. Burası 6 ise OD uzunluğu değişmeyeceği için burası da 6 olacaktır. O zaman D üssünün ordinatı nedir arkadaşlar? 0'a 6 olur. 6 cevabını buluruz sevgili arkadaşlar. Peki A noktasının koordinatlarını bulmak isteseydik ne olacaktı? Burası 60 derece olduğundan 30'un karşısındakinin kök 3 katı olmalı. Dolayısıyla burası 3 kök 3 olmalı. Peki döndürme işleminde bu OA uzunluğu değişir mi? Değişmez. OA uzunluğu 3 kök 3 ise şuradaki ifadeye baktığımızda burası da 3 kök 3'tür arkadaşlar. O zaman ifadeye dikkat edin. Şurasındaki n de 3. A üssünün de koordinatlarını bulmak istersek şöyle dikkat edin. Y ekseni uzaklık 3'tür. X'i 3 olur. Y'si de 6 olur arkadaşlar. Tabi soru bize bunu vermişti. Ben bunu ekstradan buldum. Evet arkadaşlar çok güzel bir soru. Hemen çözümünü yapalım. Dik koordinat sisteminde verilen ABCD karesi A köşesi etrafında saatin dönme yönünde. Bu yönde 90 derece döndürülüyor. Nereden? A köşesi etrafında. C noktasının yeni koordinatları nedir demiş. Öncelikle şu B'yi, A'yı bulmaya çalışalım. Buradan hemen uzattığımızda dikliğimizi de gösterelim arkadaşlar. Şimdi burası 90 derecedir. Buraya alfa, buraya beta dediğimde alfa ile betanın toplamı 90'dır. Burada 180 olması gerekiyor. O zaman buraya alfa dememiz lazım. Alfa, buraya da beta diyeceğiz. Şimdi kare olduğu için AB uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit.
Alfa 90 beta, alfa 90 beta açılar da eşit ve hipotenüsler de eşit olduğu için şu AOB üçgeni ile BCT üçgeni birbirine eş üçgendir deriz. O zaman bakalım betanın karşısı 3 birim. O zaman burada da betanın karşısı 3 birim olacak. Tamamı apsisi 7 olduğu için tamamı 7 birimdir. BT de 4 olacak arkadaşlar. Buraya da ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Bu 1, 3, 4, 5 üçgenidir. Şimdi buradaki üçgenleri sileceğim. 3, 4, 4 ifadelerini tekrar yazacağım. Nasıl geldiğini gördünüz arkadaşlar. İfadeyi tekrar yazıyorum. Burası 4 birim. Burası 3. Evet, burası 3. Hatta şurayı da şöyle kesik kesik tekrar gösterelim. Burası da 4 birim. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle uzatmak istiyorum. Çünkü A noktası etrafında döndürüldüğünü söylüyor. Ve buradaki üçgenimizi oluşturalım. Dik üçgen oluşturuyoruz. Bakın ezbere hiç gerek yok. Bazı şeyleri ezbere gidiyoruz. Ezbere gitmeyin arkadaşlar. Şurasının 3 birim olduğunu biliyoruz ordinattan dolayı. Yani burası 3 birimse buraya 1 gelecektir. Ve apsisi 7 olduğundan burası da 7'dir arkadaşlar. Şimdi şuradaki açının tamamına x açısı diyelim. Buradaki açının tamamı da y olsun. Anlatırken uzun oluyor ama kendiniz yaptığınızda daha kısa olacak arkadaşlar. X açısına baktığımızda 90 dereceden küçük bir açı değil mi arkadaşlar? Çünkü x ile y'nin toplamı 90. Sen bunu saatin yönünde 90 derece döndürdüğünde oluşan ifade şöyle bir şey olacak. Bak böyle bir şey olacak. Bu üçgeni tamamlıyorum. Tamamladım. Burası dik oldu. Arkadaşlar şurada 90 derece çevirdiğimiz için x ile y'nin toplamı 90'da. O zaman şuradaki açımız da y olacak ve buradaki açımız da x olacak. X ile y'nin toplamı 90 olacak. Şimdi AC uzunluğuyla C üssü diyelim. AC üssü uzunluğu birbirine eşit. Açılar da eşit. O zaman buradaki üçgenle soldaki oluşturduğumuz üçgen birbirine eş üçgen olduğunda hemen ifadeyi şöyle yapacağız. X'in karşısı 7 ise burada da x'in karşısı 7 olmalı. 7 dediğim neresi? Burası. AO uzunluğunun 4 olduğunu söylemiştik. O zaman buraya 3 birim kalacak. Şimdi y'nin karşısı nedir? Ona da 1 birim demiştik. Burada da y'nin karşısı 1 olmalı. C üssünün koordinatlarını bulalım o zaman. 1 birim 4. bölgede eksi 1 olacak. 3 birim bakın burada aşağıda o zaman eksi 3 olacak. Cevabımız C olacak arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Yani açılı ifadelerde üçgenler oluşturmayı tercih edin ve benzerlikten eş üçgenlerden işinizi hemen sonuçlandırırsınız arkadaşlar. Şekildeki düzgün beşgenin ağırlık merkezi orijindir. ABCD düzgün beşgenin pozitif yönde 72 derece döndürülmesiyle oluşan yeni şekil için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sana herhangi bir nokta vermiyorsa bunu ağırlık merkezi yani merkezinden döndürüldüğünü düşüneceksin. Pozitif yönde yani O'nun etrafında 72 derece döndürülüyor demek bu şekilde döndürülmesi demektir. Şimdi buradaki düzgün beşgenin önce açısını bulalım arkadaşlar. Bir iç açısı neye eşittir? Dış açısını 360 bölü 5'e yani 360'ı 5'e böldüğümüzde 72 derece buluruz. O zaman bir iç açısı da 108 derecedir. Bildiğimiz bir ifade var. Eğer düzgün beşgenin bir ağırlık merkezi ise bir köşesini baz alın. Bu şekilde uzattığınızda benim çizdiğim doğru parça düzgün beşgenin simetri ekseni olmuş olur. Ve burası dik olur. Ekstra bilgiler de verelim. Kenarı keçit parçaya böler. Aynı zamanda simetri ekseni açıyı iki eş parçaya böler. Bir iç açısının ölçüsünü 108 bulduğumuza göre 54, 54 bölüşecek. Ve burada diktir arkadaşlar. Devam ettiğimizde şurası da 36 olacak arkadaşlar. 36 ise ve şuradan da hatta burayı da birleştirirsek. Burası 54 ise zaten burası da 54'tür. Şunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Ve şurası da 36'dır. Pozitif yönde 72 derece döndürülmesi demek aslında OB'nin 72 derece döndürülmesiyle buraya geldiğini görürüz. Ve son durumda B noktası buraya gelecek. A noktası buraya. E noktası buraya. D noktası buraya, C noktası da buraya gelecek arkadaşlar.
Şimdi buna göre yorumlarımızı yapalım. Hangisi yanlıştır demiş. A noktası E noktasının yerine gelir. A'ya bakıyorum. E noktasının yerine mi geldi? Evet. D noktasının y eksenine göre simetriği A noktası olur. D noktası bu. Son duruma bakıyoruz. Y eksenine göre simetriği A noktası mıdır? Evet. Bunu şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Burası nedir? Şuradaki kenara da paraleldir. Bunlar da birbirine eşittir. Simetriği A noktası olur. Doğrudur. C noktasının y eksenine göre simetriği B noktası olur. Hemen bakalım. C noktasının, ha C'miz buradaydı. C noktasının y eksenine göre simetriği ne oldu? B oldu arkadaşlar. Doğrudur. E noktasının y ekseni üzerinde bir nokta olur. Hemen bakalım. E noktası y ekseni üzerinde bir nokta mı? Evet, doğru. C noktasının orijine göre simetriği A noktası olur demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. C noktamız nerede? Burası. Orijine göre simetriğini aldığımızda buradaki uzunluğun kadar uzaması gerekiyor. Bu şekilde. C noktası dışarıda bir yere denk gelir arkadaşlar. Düzgün beşgenin merkezine dikkat aldığımızda şuradaki uzunluk buradaki uzunluktan daha fazladır arkadaşlar. Ve simetriğini aldığımızda ne olacaktır? Dışarıda bir yere gelecektir. Ve orijine göre simetri tabii ki A noktası olamaz. Köşe koordinatları ABCD olan bir dörtgenin orijin etrafında 180 derece döndürülmesiyle bir dörtgen oluşuyor. Daha sonra bu dörtgenin O eksenine göre yansıması alınıp yansıma sonucu oluşan dörtgenin orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle yeni bir dörtgen elde ediliyor. İki dörtgenin kesişimindeki alanı sormuş arkadaşlar. Ama soruda şöyle bir eksiklik var. Yani başlangıçtaki dörtgenin 180 derece döndürülmesiyle oluşan bir dörtgen, yine bu dörtgenin bu işlem sonucu oluşan dörtgen diye anlaşılıyor ama ifadeyi şöyle düzeltelim arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra bu işlemi yapacağız. Yani başlangıçtaki dörtgeni düşünmeden hareket edeceğiz. Çok uzatmadan soruyu çözelim. Öncelikle burada bir şeyler açıklamak istiyorum arkadaşlar. Siz bir tane nokta aldınız diyelim. O noktanın 180 derece döndürülmesi ne demek? Bak, orijin etrafında 180 derece döndürülmesi. Sana direkt böyle söylüyorsa aslında sen pozitif yön düşüneceksin. Fakat sana yön vermese de olur. Neden? Çünkü bunu bu tarafa da 180 derece döndersem, bu tarafa da 180 derece döndürsem burası doğrusal bir şekilde gelecek. Bu uzunluk buna eşit olacak arkadaşlar. Ve buradaki noktamızın orijine göre simetri olmuş oluyor. O da eksi x'e eksi y oluyor arkadaşlar. Bu güzel bir örneklendirme. Gözünüzde canlanması için anlattım arkadaşlar. Yani bir ifadenin ya da bir noktanın 180 derece döndürülmesi demek orijin etrafında aslında orijine göre simetriğini almak demektir. Dolayısıyla birinci dörtgenimizi oluşturabiliriz. Hemen yapalım. Sadece işaretleri değişiyor. A noktasına baktığımda eksi 7 eksi 4'tü. 7'ye 4 olacak. B üssü noktasına bakıyorum. Eksi 1 eksi 4 ise 1'e 4 olacak. C üssü ise eksi 2 eksi 2 ise 2'ye 2. D üssümüz de 6'ya 2 olacak arkadaşlar. Bu benim birinci dörtgenim. Daha sonra bu dörtgen x eksenine göre yansıması alınıyorsa. Bakın burada bir x ekseni var. Bu noktanın x eksenine göre yansıması demek simetrini almak demek. Buradaki uzunluk buraya eşit olacak. O zaman apsisi değişiyor mu arkadaşlar? Değişmiyor. Ama y'si y iken simetrini aldığımızda eksi y oluyor. Dolayısıyla apsisinin işareti değişiyor. Pardon, ordinatının işareti değişiyor. Apsisi aynı kalacak ve şöyle oluşturalım. A'dan gelen ordinatı işaret değiştirecek. 7'ye eksi 4 olacak. 1'e eksi 4 olacak. 2'ye eksi 2. 6'ya eksi 2 olacak. Ve orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle buradaki noktaların yeni bir dörtgen oluşuyor. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. 90 derece döndürülmesi sonucu oluşan koordinatı hatırlamayabilirsin. Unutabilirsin, çok normal, ama gözünde bir kere canlandır. Birkaç kere bunu yap. Örneğin XY noktası olsun. Bunun izdüşümlerini bir alalım arkadaşlar. Burası 90, şuraya alfa, buraya da beta diyelim.
Şimdi gençler, bu nokta 90 derece pozitif yönde döndürülecek. Yani şuradaki mavi uzunluk, o A uzunluğu değişmeyecek. Alfa daraç olduğuna göre bunun 90 derece döndürülmesi sonucu ikinci bölgeye gelecek. Çünkü şuranın 90 olmasını istiyorum. Şurası nedir arkadaşlar? 90 olduğundan buraya beta düşer. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Burada 90 olduğu için buraya da alfa düşer. Ve buradaki A üssü noktasının koordinatlarına baktığımızda alfa beta olacaktır. O A uzunluğuyla O A üssü uzunluğu birbirine eşit olduğundan buradaki küçük üçgenler birbirine eşit üçgendir. O zaman yapalım. Beta'nın karşısında x var, değil mi? Burada da beta'nın karşısında x olmalı. Alfa'nın karşısında y var. Alfa'nın karşısında y olmalı. Yeni oluşan koordinat nedir o zaman? Absisi burada y birim eksi y olacak. Ordinatta x olacak arkadaşlar. Biz burada neyi anlamış olduk? X, y noktasının pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle yer değiştireceğini ve absisinin eksi olacağını gördük. Bakın, absisi eksi olacak, öyle değil mi? Burada bunu gördük arkadaşlar. Bu soruda bunu anlatmış olalım. Negatif yönden de sonra anlatalım onu da. Bir başka soruda anlatmış olalım. Bunu burada gördük. O zaman yeni oluşan koordinatımıza bakalım. Pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle bunlar yer değiştirecek. Y'de işareti değişerek gelecek. 4'e 7 olacak. B2 üstümüz 4'e 1 olacak. Buradakinin aynısını yapıyorum. C2 üstümüz 2'ye 2. D2 üstümüz de 2'ye 6. Dediğim gibi bunu birkaç kere yaptığınız zaman sınav esnasında hemen gözünüzün önüne gelecek arkadaşlar. Hiç ezber yapmadan kolaylıkla hatırlayacaksınız. Şimdi oluşan bir dörtgenimiz bu. Diğeri de bu. Bunları çizip kesişen yerini alanını bulacağız arkadaşlar. Yapalım. Farkındaysanız koordinatların hepsi pozitif. Yani birinci bölgede düşüneceğiz. İlkini yapalım. X'i 7, Y'si 4. Burası 7 olsun, şurası da 4 olsun. Kesiştirelim. Burayı verdi. 4'e 7. Bu A üssü oldu. 1'e 4. Şurası 1 olsun arkadaşlar. Kesiştirelim. Şurası B üssü olsun. 2'ye 2. Burası 2 olsun. Şurası da 2 olsun. Kesiştirelim. Burayı verdi. C üssü. 6'ya 2. 6, 2 o zaman paralel bir şekilde geldi. Burayı verdi. D üssü. Bunu birleştirelim arkadaşlar. Birleştirdiğimizde demek ki bizim dörtgenimiz yamukmuş. Bunu buradan görmüş olduk. İkincisini oluşturalım. 4'e 7. 4 burada. 4'e 7 böyle kesiştiriyorum. Burası A küsü. 4'e 1. 4'e 1 demiş. Şurayı bitirelim. Şurası B 2 üssü. 2'ye 2. Yani bir noktası da buraya geliyormuş. C 2 üssü. Bakın arkadaşlar, C üssü ile C 2 üssü aynı. 2'ye 6. Şuraya 6 diyelim ve kesiştirelim. Şurası da D 2 üssü. Ve burayı birleştirelim arkadaşlar. Bu da bir yamuk tabii ki. Kesişen bölgesi neresi oldu? Burası oldu. Hesaplayalım. Bir kere şurayla şura birbirine paralel, x eksenine paralel. Buraya baktığımda bunlar da birbirine paralel, y eksenine paralel. Çünkü ordinatları, pardon, absisleri aynı arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Burada 4 var, burada 2 var. Şuradaki ifade 4 eksi 2'den 2 birimi verecektir. Evet, burası 2 birimi verecektir. Burası ise arkadaşlar, burası 4 birim buradan, yani 4'ten 2'yi çıkardığımızda 2'yi verecektir. O zaman burada bir kare oluştu. 2 çarpı 2'den 4 cevabını buluruz gençler. Yani bu soruda yansımaya baktık. 90 derece döndürmeyi gördük. 180 derece döndürmeyi gördük. Bu şekilde birkaç soru daha çözdükten sonra aslında dönüşümle ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu soru tam da döndürme olayını özetleyen bir soru tipi olduğu için seçtim. Aslında bu soruda konuyu özetleyeceğiz. Bir pratiklikler vereceğim size. İnşallah unutmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi soruda 90 derece var, 270 derece var, 180 derece olayları var. Ben sana bunu basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Lütfen tüm dikkatini bana ver. Soruyu soruna çözeceğiz.
Arkadaşlar bir tane x, y noktamız olsun. Tamam, az önceki soruda 90 derecenin pozitif yönde döndürülmesiyle oluşan noktayı verdik. Pratiğini anlatalım şimdi. A noktası x, y noktası olsun. Ve bunun bir orijin etrafında döndürüleceği için üçgenini oluşturalım arkadaşlar. Bu üçgende şuradaki x eksenindeki kısım x'tir. Yani x uzunluğundadır. Burası da y uzunluğundadır. Ordinatına y dediğimiz için. Şimdi çok dikkat et. Sen buradaki x, y noktasını pozitif yönde 90 derece döndürürsen olay ne olur? Buradaki x'i yani x uzunluğunu 90 derece pozitif yönde döndürdüğünde oluşan ifade x buraya gelecektir. Bak. O zaman y de direkt bu şekilde oluşacaktır. Senin buradaki oluşan a üstü nokta nedir o zaman? Eksi y'ye x'tir. Bitti. Ezbere gerek var mı? Yok. Sakın arkadaşlar. Bunu bu şekilde gözünüzde canlandırmalısınız. Birkaç kere yapın. Bir tane nokta belirle. Örneğin buradaki uzunluğu sen 90 derece çevirsen buraya gelecek. Bitti. Gerisi de y takibinden 90 derece olduğundan burada bu şekilde gelecek. O zaman diyeceksin ki apsisi eksi y. X'i pardon y'si x olacak. Çünkü buradaki y diye ifade ettiği şey aslında apsis noktasının y ekseni olan uzaklığıdır arkadaşlar. Peki hocam negatif yönde olursa nasıl yapacağız? Hadi onu da gösterelim. Ne kadar basit olduğunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Negatif yönde al bu x'i. 90 derece negatif yönde döndüreceksen senin oluşan x'in buraya gelecek. Bak şimdi önce x'in geliyor. Sonra y gelmesi lazım. Y'yi de çizdiğin zaman burası olacak. O zaman buradaki oluşan a2 üstü noktan nedir senin? Apsisi y, ordinatı eksi x'tir. Sorularda pozitif yönde 90 derece dönderme, negatif yönde 90 derece dönderme de işte bu kadar kolay. Artık sen bunu gözünde canlandırabilirsin. Zorlanma. Yani bunu ezber yaptığınızda işler karışıyor. Gerçekten daha da zorlaşıyor arkadaşlar. Hiçbir kolaylığı yok. Ne kadar kolay aklımızda tutabiliriz, değil mi? Önemli olan onu en basite indirmek. Tamam. Şimdi burada 90 derece olan ifadeleri bir çözelim. Orijin etrafında saatin dönme yönünde yani bu yönde 90 derece döndürülmesiyle x'e bu nokta olmuş. Ne dedik arkadaşlar? X noktası ordinat oluyor demiştik. Buraya geldi. Buradaki y ifadesi de baktığımızda buraya geliyor. Ama şöyle bir x. X burada eksi x oluyor. Daha doğrusu y ordinatı eksi x oluyor. Apsisi de y oluyor. Buradaki koordinatı yazdığımızda bu duruma geliyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Hemen gözümüzde buradaki üçgeni canlandıracağız. X'i aşağıya doğru 90 derece kaydırdığımızda dikkatli bir şekilde takip edip buradaki oluşan kısmın koordinatlarını yazıyoruz. O kadar. Bunun yanlış olduğunu gördük. Şimdi buna bakalım. Orijin etrafında saatin dönme yönünün tersi yani bu yönde 90 derece döndürülmesiyle ne dedik arkadaşlar? Bak buradaki y eksi y oluyor. Yani apsis açısından söylüyorum. Apsisi eksi y olacak. Ordinatı da x olacak. Bu kadar kolay. Bu şekli ne yapıyoruz? Birkaç kere çiz. X'i baz al. X'i baz alarak sadece x'i 90 derece çevirerek geri kalan kısmı da kendin tamamlayarak gözünde canlandırıp bunların koordinatlarını hemencecik yazabilirsin. Bunun da yanlış olduğunu gördük. Orijin etrafında saatin dönme yönünde 270 derece döndürülmesiyle. Ya şimdi bak 270 deyince kafa karışmasın. Bir kere senin bir tane noktan var. O nokta burası olsun arkadaşlar. Sen bunu saatin tersi yönünde 270 derece döndürürsen aslında bu noktayı saat yönünün tersinde 90 derece döndürüyorsun demektir. Yeni bir özellik değil ki. O zaman sen bunu uygulayacaksın. Bitti. Uygulayalım. Sen eksi y noktasını saatin dönme yönünde yapacak olursan bu sefer de şöyle olsun. Saatin dönme yönü demiş. Sen bunu saatin dönme yönünde 270 derece eksi 270 derece yani saatin dönme yönünde aldığında aslında pozitif yönde 90 derece döndürüyorsun anlamına gelir. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman burada hangisini uyguluyoruz? Bunu uyguluyoruz. Baktığımızda saatin dönme yönünde demiş. Saatin dönme yönünde 270 derece döndürülmesi saat yönünün ters yönünde 90 derece döndürülmesine denk geliyor. Eksi y'ye x demiştik. Baktık burada farklı demiş. Gitti.
Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın sadece bir tane ifadeden nedir'i çıkartabiliyoruz. Buraya gelelim. Orijin etrafında saatin dönme yönünde 180 derece döndürülmesi. Aslında bundan bahsettik. Sen bir noktayı ister orijin etrafında saatin yönünde dönder ya da saatin ters yönünde dönder. Aslında orijine göre simetrisini alıyorsun demektir. O zaman x, y'nin orijine göre simetriği nedir? Eksi x'e eksi y'dir, öyle değil mi arkadaşlar? Bu da gitti. Orijin etrafında saatin dönme yönünün ters yönde 180 derece döndürülmesi aynı şey. Az önce bunu açıkladım. Cevap Edirne'dir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın bu soruda neleri çıkardık? Bir 90 derece döndürme ifadesinden, yani bir noktanın pozitif yönde 90 derece döndürülmesinin aslında negatif yönde 270 derece döndürülmesiyle aynı olduğunu ya da bir noktanın negatif yönde 90 derece döndürülmesinin pozitif yönde 270 derece döndürülmesiyle aynı olduğunu ya da bir noktanın herhangi bir yönde, şöyle orijin etrafında, orijin olacak bu. Bir noktanın orijin etrafında sağa ya da sola hiç fark etmez 180 derece döndürülmesi demek aslında orijine göre simetri demek olduğunu anladık değil mi arkadaşlar? Bunlar önemliydi. Çokça önemliydi. Zaten bunları çözerken de senin yansımada gelen ifadeleri bildiğini düşünerek çözdüm. Yani ne demek istiyorum? Bir x, y noktasının x eksenine göre simetriğini aldığında x eksi y olduğunu, x eksenine göre simetriğini aldığımızda, y eksenine göre simetriğini aldığımızda eksi x y olduğunu, buraya y diyelim, orijine göre simetriğini aldığımızda eksi x'e eksi y olduğunu hemen toplayalım. Burada y eşittir x'e göre simetriğini aldığımızda sadece yer değiştirdiğini ve x, y noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriğini aldığında eksi y eksi x olduğunu bildiğini düşünerek hareket ettim. Çünkü konumuz burada döndürme olayıydı. Burada da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önceki öğrendiklerimizi bu soruda uygulayalım. Tamam, sen hemencik cevap verebilirsin. Ama ben öğrettiğim pratik bilgiyi oturtmak istiyorum. A 3-5 noktasıymış ve pozitif yönde orijin etrafında döndürülmesi demekti bu. R demek orijin etrafında döndürmek. 90 yazması saatin tersi yönünde pozitif yönde döndürülmesi demek. O zaman şu noktayı şöyle bir oluşturalım arkadaşlar. 3-5 noktası burası olsun. Yani bunu üçgenini oluşturduğumuzda burası 3, burası 5 mi? Bitti. Şimdi diyor ki pozitif yönde 90 derece dönder. Bu 3'ü pozitif yönde dönderdiğinde buraya getirirsin. 3. Hemen peşine gelen 5'i de yaz. İşte bitti. Senin koordinatın eksi 5'e 3'tür arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Hiç beyni o kadar da zorlamaya gerek yok. Mesela bu soru. Dik koordinat sisteminde verilen A noktasının orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürülmesiyle bu nokta elde ediliyormuş. Bak ne diyor? Orijin yönünde, orijin etrafında saat yönünde. Yani bu şekilde 270 derece mi döndürülmüş? O zaman senin noktan aslında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle oluşmuş, değil mi? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu noktayı hemen oluşturalım. Bu nokta eksi eksi 5, y'si 1. Yani burada mı? Yazalım. Eksi 5'e 1. Hatta bunu şöyle gösterelim. Burası 5 birim, burası 1 birim. Bu pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle oluşmuş bir nokta. Sen bunu ne yapacaksın? Sağa doğru, başlangıçtaki noktayı bulacağız. Sağa doğru 90 derece döndüreceksin. Bu 1'i sağa doğru 90 derece döndürürsen buraya gelir. Hemen takibini yap. 5 de buraya gelir. İşte senin bu noktadaki koordinatın 1'e 5'tir. Ne kadar pratik oldu değil mi arkadaşlar? Bazı soruları daha kolay yoldan öğrenebiliyoruz. Ay hocam hiç bunlara gerek yok. Benim ezberim kuvvetli diyorsan da sen bilirsin. Ama zorlanan arkadaşlara çok güzel pratik bir yol arkadaşlar. Mesela bu soru. Dik koordinat sisteminde verilen x 6 0 noktasına orijin etrafında pozitif yönde 135 derece döndürülmesi işlemi uygulanıyor. Elde edilen nokta bu doğru üzerindeyse k nedir?
İş kolay. Bu noktayı 135 derece döndüreceğiz pozitif yönde. Daha sonra o bulduğumuz noktayı buraya yazacağız. Şimdi arkadaşlar nokta kolay verilmiş. Nokta kolay verildiği için çizebiliriz. Örneğin A noktası eksi 6'ya 0. Sen bunu pozitif yönde 135 derece döndürürsen, yani şöyle baz alalım arkadaşlar. Burasını alacağız, dikkate alacağız 6 birim. Bakın şöyle olursa 90. 135 olması için 45 daha eklemem lazım. Yani şurası 135 oldu. Burası nedir o zaman? 45. Geliyorsun bu noktayı buraya çiziyorsun. 6 birimse 6 birim. O zaman ifadeyi şöyle yapalım. Burası 90, burası 45 değil mi? Aslında bu ikizkenar dik üçgen. Yani bu kenarlar neyse kök 2 katı 6'ymış. O zaman ne diyeceğiz? 3 kök 2, 3 kök 2. 3 kök 2'nin kök 2 katı 6'dır. O zaman koordinatını yazalım. Bakın absisi 3 kök 2. Ordinatı eksi 3 kök 2. Şimdi bu noktayı gidip denkleme yazıyoruz. X 3 kök 2, 3 çarpı 3 kök 2. Y'si eksi 3 kök 2 artı K eşittir 0. 9 artı 3'ten 12. Karşı tarafa attığımızda eksi 12 kök 2 olarak cevabını buluruz. Her şey şekilde bitiyor arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde A noktası B noktası etrafında 60 derece dönme hareketi yaparak A üssü noktası elde ediliyor. Dönme hareketi sonucunda oluşan B merkezi daire diliminin alanı kaç birim karedir? Aslında sana burada A üssü noktasının koordinatlarını sormuyor değil mi? Sadece dönme sonucu oluşan daire diliminin alanını soruyor. İşimiz çok kolay. 60 dereceyi görünce moralin bozulmasın. Şu anda aslında derse çok dikkatli bir şekilde dinlediysen karşına çıkabilecek hangi açıda olursa olsun yapabilecek durumdasın. Şimdi bak A'yı 3, 1 vermiş. O zaman şuraya 3 diyelim. A'yı 3'e eksi 1 vermiş. Düzeltelim. Burası A noktası. Şimdi 3'e eksi 1 diyelim. B noktası da 1'e 3 vermiş. 1 olsun. Şurası da 3 olsun. Kesiştirdiğimizde de B noktası burasıymış. Şimdi burada ki ifade aslında AB uzunluğu nedir? Yarıçaptır arkadaşlar. Şimdi diyor ki B noktası etrafında 60 derece dönme hareketi yaparak, eğer sana bir şey demiyorsa bunu pozitif yönde düşünebilirsin. Zaten sana daire diliminin alanını sorduğu için ister bu yönde olsun ister bu yönde olsun cevap aynı cevap olacak. Daire diliminin alanı bulacağız. Örneğin pozitif yönde düşünürsek bunu. Bunu şöyle uzatalım. A üssü noktası olmuş olsun ve şurası 60 derece olmuş olsun arkadaşlar. Bunu da şöyle yay olarak çizecek olursak sana buradaki daire diliminin alanını soruyor. Peki ne yapacağız? İş yarıçapı bulmakla bitiyor. Yarıçapta A ile B arasındaki uzaklığı verir arkadaşlar. Sen iki noktası bilinen doğru denkleminden yapabilirsin. Ya da şöyle bir üçgen oluşturup 3 ile 1 arasındaki fark 2'dir. Burada 3 birim, burada 4, 1 birim, 4 birim oldu. R'yi de buradan R kare eşittir. 4'ün karesi 2'nin karesinden 20 bulursun. Bu böyle kalsın. Şimdi şuradaki açıya biz alfa dersek daire diliminin, yani alfa derecelik bir daire diliminin alanını nasıl hesaplıyoruz? Alfa bölü 360 pi r kare şeklinde. Alfa dediğimiz 60'tır. 60 bölü 360 r kare de 20'dir. Buradan sadeleştirdiğimizde 2'ye bölün 2'ye bölü 3 deriz ki 10 pi bölü 3. İşte bu kadar. Neyse ki bu soru kolaymış arkadaşlar. Ama böyle bir soru gelme ihtimali oldukça yüksek. Yani ÖSYM öyle aşırı zor soru sormuyor. Mesela bu soruya da bakalım. AB 8 birim 60 derece vermiş. B noktası da DC'nin elemanıymış. Hangisi? Şurayı okuyalım. B üssü uzunluğu nedir demiş. Okuyalım. AB doğru parçası ok yönünde 6 birim öteleniyor. 6 birim ötelenmesi ne demek? Şu demek. Örneğin şuraya gelsin. Buradaki B üssü noktası olsun. 6 birim ötelendiğinde paralel bir şekilde şurası da A üssüye gelecek. 60 olacak. Burasındaki mesafede 6 birim olacak. Öteleme sonucu oluşan A üssü B üssü çubuğu A üssü etrafında pozitif yönde 60 derece döndürülüyor. Yani bunun buraya bakaraktan 60 derece döndürüldüğünü söylüyor arkadaşlar. Şimdi buradaki uzunluk 8. İfadeyi şöyle yapmaya çalışalım. Bak buradan bir dik üçgen indir.
Burası 30 değil mi arkadaşlar? O zaman ifadeyi biraz daha şöyle yaptığımızda bak 60 derece çevirmiş oluyoruz. Bunu A üstü etrafında 60 derece 30 artı 30'dan dönderdik. Buraya mı geldi? Buraya geldi. Ve oluşan noktada B 2 üstüymüş. Aslında şu anda oluşturduğumuz şey 60 60 60'tan bir A üstü B üstü B 2 üstü eşkenar üçgen oldu arkadaşlar. Şimdi demiş ki B, B üssü nedir? Bana burayı soruyor. İşimiz kolay. Eşkenar üçgen yükseklik var. 30, 30 var. Şuralar birbirine eşit. 8 ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. 4 ise burası da 4'tür. B üssü, B2 üssünün arasındaki uzunluk 4 artı 4'ten 8'dir. Çok kolaymış. Evet arkadaşlar bu soru tam da ÖSYM tipi bir soru. Eleyici soru gelebilecek tarzda. Hemen çözümünü yapalım. Şekilde alanı bir birim kare olan karenin sağ üst köşesi işaretleniyor. Kare dediği için bir kenarını bir alacağız ki alanı bir birim kare olsun. Bu kare her defasında sağ alt köşesi etrafında bunu şöyle yapalım. Ok yönünde 90 derece döndürülüyor. Her 90 derecelik dönmenin sonunda işaretli noktanın yere olan uzaklığının değer aralığı yazılıyor. Bakın ne diyor? İşaretli noktanın yere olan uzaklığının değer aralığı yazılıyor. Buna göre kare tam bir tur yaptığında işaretli noktaya ait değer aralığı hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bir tam tur yapıyorsa tam 4 tane bir kare oluşturmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir 90 derece döndürdüğünde bu, ikinci 90 derecede bu, üçüncü 90 derecede bu ve dördüncü 90 derecede bu oldu değil mi? Şimdi dikkatlice bakalım gençler. Eğer biz buradaki noktayı saat köşeye göre çevirdiğimizde ne olacaktır döndürdüğümüz 90 derece buraya gelecektir. Şimdi noktamız burada arkadaşlar. Evet noktamız burada. Şimdi dikkatlice bakıyorum. Birinci döndürmede bu noktanın yerden yüksekliğine bakıyorum. Burada 1, burada 0. Her seferinde 1'den küçülmekte. 1'den daha da küçük olmakta ve 0'a yaklaşmakta. Yerden yüksekliğine bakıyorum. O zaman buradaki ifade için 0 ile 1 aralığında diyebiliriz. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. Arkadaşlar noktamız burada. Birinci döndürme sonucu oluşan karemiz bu. Ve sağ alt köşesi de burası. Sağ alt köşesi etrafında dönüş olacak. Ve şu noktayı bu noktaya göre dönüş yaptığımızda burası buraya gelecek. İkinci döndürmemizde nokta yer değiştirmediği için sıfır olacak. Şimdi nokta burada. Bu kez de ne diyoruz? Sağ alt köşesi etrafında dönüş olacak değil mi? Bu kez de ne olacak arkadaşlar? Kırmızıyla gösterelim. Artık üçüncü dönüşümüze geçiyoruz. Üçüncü dönüşte bu şekilde buraya gelecek. Evet. Bakın bu köşe etrafında dönüş yapıyorum. 90 derece buraya gelecek. Şimdi bunu mavi ile çiziyorum arkadaşlar. Mavi ile çizdim. Üçüncü dönüşte bunun konumuna baktığımda başlangıçta sıfırken her seferinde artıyor. Yerden yüksekliği artıyor. Buralara dik uzaklık olarak alalım. Maksimum 1'e geliyor. O zaman 3. yer değiştirme için 0 ile 1 arasında, ya pardon 3. döndürme için 0 ile 1 arasında olduğunu söyleriz. Şimdi gelelim 4.'ye. En önemlisi bu. Arkadaşlar sağ alt köşeye göre döndürme işlemi yapacağız. Şimdi çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Şuradan bir köşegenini çizelim karenin. Karenin köşegen açısı 45, hatta şöyle yapalım burası da 45. Bu nokta etrafında 90 derece döndürdüğümüzde bakın bu şekilde bir yay oluşturacak. Buraya gelecek değil mi? Buraya geldi. Peki buraya geldiyse şuradaki yarıçap nedir? Kök 2. Kök 2 çünkü 1 1 olur. İkizkenardaki üçgenden kök 2'yi verir. Arkadaşlar bu noktanın maksimum yüksekliği nedir? Buraya bakıyoruz. Maksimum yüksekliği şurasıdır. Aslında bu 90 derecelik oluşturduğu yay ve onun yarı çapı kadardır. Şöyle bakın kök 2 kadar uzaklığı var değil mi bunun yeri? O zaman maksimum yüksekliği kök 2'dir. Minimum yüksekliği de buradan buraya gelmiş bir birimdir arkadaşlar. 1 ile kök 2 arasında alırız. Çok özel bir soruydu. Bence dikkatli bir şekilde hareket edildiğinde kaçırılmayacak bir soru arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı umarım anlamıştırınızdır. Sabit olan nokta etrafında çevirme işlemleri yapıyoruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar.
Evet değerli öğrencilerim, şu anda analitik geometride döndürme olaylarını basit bir şekilde özetledik. Neden basit diyorum? Ben sizlere kolay yollarını göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bence ufak tefek küçük bir tekrarla sınava kadar yapacağınız iki tekrarla bu konu unutulmayacaktır. ÖSYM'de evet soru bekliyorum. Şu anda çözdüğümüz sorulardan da ötesinde bir soru beklemiyorum arkadaşlar. Yani aşırı zorlamaya gerek yok. Bundan sonrakilerde benzeri sorular olacaktır. Bu videoda çözüm yöntemlerimi gördünüz. En basit şekilde nasıl yaklaştığımı gördünüz. İşin kolayını size göstermeye çalıştım. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlattıklarımı kaçırmamışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.